Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan Eke Hocanız. Dün Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayı örnek sorularını yayınladı. Bugün biz de sizlerle birlikte bu soruların analizini ve çözümünü yapacağız. Haydi ilk sorumuza bakalım birlikte. Evet, ilk soru. Birinci soru gördüğümüz üzere arkadaşlar üslü sayılar sorusuna benziyor. Ve bir üslü sayılar sorusu. Demiş ki bize, A sıfırdan farklı ve MN birer tam sayı olmak üzere A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir A üzeri N artı M'dir. Ve A'nın N'inci kuvveti bölü A'nın M'inci kuvveti eşittir A üzeri N eksi M'dir. Yani bize demiş ki üslü sayılar kurallarını hatırlatmış. Tabanlar aynıysa üsler toplanır kuralı. Eğer üslü sayılar çarpım durumundaysa, eğer üslü sayıların bölüm halinde ise, tabanlarım aynıysa üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkartılır kuralını hatırlatmış. Peki. Şekil 1'de verilen bir kenar uzunluğu 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre ve kalınlığı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre olan kare biçimindeki özdeş kağıtlardan şekil 2'deki 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre yükseklikteki blok not oluşturulmuştur. Kullanılan kağıdın 1 metre karesinin kütlesi 80 gram olduğuna göre oluşan blok notun kütlesi kaç gramdır diye bize soruyor. Peki nasıl yapacağız? Ben bu blok notun yüksekliğini biliyor muyum? Biliyorum. Peki kaç tane kağıt kullanarak ben bu yüksekliği elde ediyorum? İlk önce bunu bulmalıyım değil mi? Peki benim kare şeklindeki kağıdımın kalınlığı ne kadar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre. Blok notumun yüksekliği 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. O halde diyorum ki ben blok notumun yüksekliğini kağıdımın kalınlığına bölersem kaç tane kare şeklinde kağıt kullandığımı bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. O zaman ilk önce bununla başlayalım. Diyorum ki 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metreyi neye böleceğim? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 metreye bölüyorum. Bakıyorum. Üstteki kuvvetten alttaki kuvvet çıkartılırsa 5 çarpı 10 üzeri 2 tane ne kullanmışım ben diyeceğim. Yani toplamda 500 tane ne kullanıldı? Kağıt kullanıldı diyeceğiz. Peki arkadaşlar, 500 tane kare şeklinde kağıt kullanmışım ben. Bana diyor ki 1 metre karesinin kütlesi 80 gram olduğuna göre ben bu blok notlardan 500 tane kullandım. Peki bu blok notlarımın metre karesi nedir? Kare şeklinde olduğu için karenin alanını hesaplarsak 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyeceğim. Tabanlar aynıysa üsler toplanır kuralından 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kareymiş benim bir tane neyim? Kare şeklindeki kağıdımın alanı. O halde 500 tane kullanacağım için bunlardan ne demem lazım? 500 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre kare neye sahibim? Ben kağıda sahibim. Diyoruz ki 1 metre karesini ben 80 gramdan gram olduğunu biliyorsam 1 metre karesinin, o halde bu kadar metre karesi kaç gramdır diyeceğim. Yani 500 çarpı, hatta 5 ile çarparsak buradan da 2 sıfırımızı gönderebiliriz. 5 çarpı 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre kare kaç gram eder? Doğru orantı kurarsak diyeceğiz ki x eşittir 80 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 6 diyeceğiz. Peki 5 kere 8 40. Buradan ne geldi? 400 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 6. 400'ü ben 4 çarpı 10 üzeri 2 diye yazabilirim. 10 üzeri eksi 2. Tabanlar aynısı üstler toplanır. O zaman bunlar birbirlerini götürdü. Çarpı bir de 2 üzeri 6'mız vardı. 4 çarpı 2 üzeri 6. Ben 4'ü de 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6'dan ne oldu? Tabanlar aynısı üstler toplanır kuralından 2 üzeri 8 gramdır. Yani 256 gramdır diyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Peki bir sonraki sorumuza bakalım. İkinci sorumuza geçiyoruz. Şöyle diyelim. Evet, şöyle geçtik. Bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır.
Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Peki, bu para çeşitlerinin değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Peki ikinci soru neye benziyor? Cebirsel ifadelerle ilgili bir soru değil mi arkadaşlar? Evet, bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır demiş. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda gösterilmiş. Bu da cebirsel ifadeler her biri. Buna göre çeşitlerinin değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır demiş. Tam kare özdeşliği belirten cebirsel ifadeler 100 mat. 2 kare farkı özdeşliğini belirten cebirsel ifadeler 200 mat. Ve diğer cebirsel ifadeler ise katsayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir demiş. Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 mat değerinde bir ürün almak isteyen kişi bu paralardan en az kaç tanesi ile bu ürünü hiç para üstü almadan satın alabilir diye bize soruyor. Peki nasıl yapacağız? Şimdi hangileri tam kare, hangileri iki kare farkı ona bakacağım. X kare eksi 6 x artı 9 nasıl bir ifade? Bakıyorum x karenin karekökünü alırsam x, 9'un karekökünü alırsam 3. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortada var mı? Evet, eksi 6x. Ve işaretim eksi ise bu diyorum ki x eksi 3'ün karesi demektir. Peki x kare eksi 25. Bu x'in karesi eksi 5'in karesi demektir değil mi? X kare eksi 5'in karesi. 2 kare farkı mı? Evet, 2 kare farkı. Peki bunun açılımı nasıldı? Bir artısı bir eksilisi. Yani x eksi 5 çarpı x artı 5. Demek ki bu neymiş? 2 kare farkıymış. Ben biliyorum ki eğer tam kare ise cebirsel ifadelere ben ne diyeceğim? 100 mat. O zaman sarı lira olan 100 mata eşit. Mavi olan 2 kare farkı olduğu için 200 mata eşittir diyeceğim. Ve diğer cebirsel ifadeler ise katsayılar toplamı kadar mat değerine. Bakıyorum bunlar ne tam kare bir ifade ne de 2 kare farkı özdeşliği. O halde katsayılar toplamı bana neyi verecek? Bu paraların mat değerini verecek. Katsayılarını toplarsam 3, eksi 5, artı 4. 4, 3, 7, 5 çıktı 2. Demek ki bunun değeri neymiş? 2 matmış. Buna da bakıyorum 1 artı 2'den x'in önünde gözükmeyen bir birimimiz vardır. Katsayılar toplamı 3'tür. Buna da ne diyeceğim o zaman? 3 mattır diyorum. 914 mat değerinde bir ürün almak isteyen kişi en az kaç tane ile hiç para üstü almadan bunu satın alabilir diyor bana. Peki 914 matsa ben 4 tane 200 mattan kullansam 4 çarpı 200 desem 800 mat buradan gelecek. Sonra bir tane 100 mat kullansam 100 mat da buradan geldi. Etti mi 900? Evet. Şimdi bunu biliyorum. Peki 3 mattan ben 4 tane kullansam 4 çarpı 3'ten 12 mi gelecek? Evet. 912 etti. O zaman 914 olabilmesi için bir tane de neden kullanacağım? 2 mattan kullanacağım. Toplarsam bakın ne oldu? 914 mat etti. Ve kaç tane kullandım bunlardan? 4, 4, 8, 1, 1 daha 2, 8, 2 daha 10. Toplamda kaç tane kullanmış oldum? 10 tane kullanmış oldum diyeceğim. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Demiş ki bir olayın olma olasılığı istenen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Yani bir olasılık sorusu sorulmuş bize. Peki bakalım şekil 1'deki yapbozda köşelerde bulunan parçaların iki kenarı köşelerim neler? Şunlar. Bunların iki kenarı varmış. İki tane kenarı. Kenarlarda bulunan diğer parçaların ise bir kenarı düzmüş. O zaman şunların da birer tane kenarları düzmüş diyorum. Peki şunların da birer tane kenarları düz. Peki diyor ki ortada kalan parçaların ise düz olan bir kenarı yok. Eda Beren şekil 1'deki 20 parçadan oluşan yapbozun bir parçasını kaybetmiştir. Elinde kalan parçaların bir kısmını şekil 2'deki gibi birleştirmiştir. Buna göre yapbozun kaybolan parçasının tek kenarı düz olan bir parça olma olasılığı kaçtır demiş. Peki ne kadarını yerleştirmiş? 1, 2, 3, 4, 5 parçasını yerleştirmiş. Kaç parçadan oluşuyordu? 20 parçadan. O zaman geriye 15 parça mı kaldı?
Evet, yani tüm olası durumlarımın sayısı ne? 15. Bana neyi soruyor? Tek kenarı düz olanları soruyor. O zaman tek kenarı düz olanlar derse neleri alacağım? Şu sırayı görmeyeceğim. Şurada da köşelerdekileri görmeyeceğim. Değil mi? Çünkü onlarda da iki tane kenar vardı düz. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyorum ki o zaman bu 15 parçadan 7 tanesinde 7 tanesinin bir kenarı düzdür, değil mi? O halde yapbozun kaybolan parçasının tek kenarı düz olan bir parça olma olasılığı 15'te 7'dir diyeceğim. Yani cevabım B şıkkı. Peki. Bir sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soru. Demiş ki Ali Eren bilgisayarında düzenlediği metin belgesinde şekil 1'deki gibi satır aralığını 4 birim olarak ayarladığında bir sayfa 21 satır sığdığını görmüştür. Satır yüksekliğini değiştirmeden şekil 2'deki gibi satır aralığını 2 birim olarak ayarladığında ise bir sayfaya 31 tane satırın sığdığını gözlemlemiştir. Buna göre Ali Eren satır yüksekliğini değiştirmeden satır aralığını 3 birim olarak ayarladığında 750 satırlık bir metin belgesini kaç sayfaya sığdırmış olacaktır diye sormuş. Bu arkadaşlar dördüncü soru sanki bir bilinmeyenli denklemleri içeren bir soruya benziyor. Peki hemen bulalım. Şimdi satır aralığım 4 birimken 21 satırım mı var? Peki 21 satırın aralığı kaç aralık yapar? 20 aralık yapar. O halde ben satır yüksekliğine x dersem 21 çarpı x'lik bir yüksekliğim var. Artı 20 çarpı 4'lük bir yüksekliğim daha var mı? Çünkü satır aralığım kaç? 4 birim ve 21 çizgi varsa aralık kaç tanedir? 20 tanedir. Yani benim bir sayfamın yüksekliği ya da yazı yazılabilen alanım bu kadarcıkmış. Peki diyor ki bana satır yüksekliğini yine değiştirmeyecek. Satır aralığını kaç yapacak? 2 birim. 2 birim yaparsa satır aralığını 31 satır sığacakmış. O zaman bu neye eşit olur? 31 çarpı x dersin. Çünkü satır yüksekliğin değişmiyor. 31 tane satırım var. Peki satır aralığım kaç tane? 30 tane. Artı 30 çarpı satır aralığımın yüksekliği de 2 birim olduğu için 30 çarpı ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Demek ki bu da yazı yazılabilen diğer alanımmış. Ve bunlar birbirlerine eşit mi? Eşit. Diyeceğiz ve bir bilinmeyeni denklem çözeceğiz. O halde 21x artı 4 kere 2 80 eşittir 31x artı 60. Buradan 60'ı karşıya 21x'i de bu tarafa geçirirsek ne olacak? 10x eşittir 20. X eşittir neymiş? 2. Yani benim satır yüksekliğim kaç birimmiş? 2 birim. Satır yüksekliğim 2 birimmiş. Bana diyor ki Ali Eren satır yüksekliğini değiştirmeden satır aralığını 3 birim olarak ayarladığında peki yazı yazılabilir alanım ne kadar? Ben ilk önce bir onun uzunluğunu ya da birimini bulayım. Yazılabilen alan 21 çarpı 2 artı 80 dersem buradan da 42 artı 80 yani 122 birimdir diyeceğim yazı yazılabilen alan. Biliyor muyum ben neyi biliyorum? Satır yüksekliğimi biliyorum artık ve satır aralığım ne olacak diyorum? 3 birim olacak. O halde yazı yazılabilen alanımı da bildiğim için kaç birim olduğunu ben şunu hesaplayabilir miyim? Bir satıra satır aralığı 3 birimken, bir sayfaya satır aralığım 3 birimken kaç satır yazı yazabilirim ya da kaç satır sığdırırım onu bulmam lazım değil mi arkadaşlar? O halde ne yapacağım? Diyeceğim ki işte satır yüksekliğim 2. 2 çarpı x tane satır koymuş olayım o sayfaya. Artı x eksi 1 tane aralık olacak değil mi? Ve bu aralıkların yüksekliği de kaç birim? 3 birim. Peki bu neye eşit? Yazı yazılabilir 122 birimlik kısma eşit. Peki buradan dağıtırsak 2x artı 3x eksi 3 eşittir 122. 3'ü karşıya attım. 125 demektir. 2x artı 3x 5x eşittir 125 ise x nedir buradan? 25. Demek ki benim satır aralığım 3 birim olduğunda ben 25 satır sığdırabiliyormuşum bir sayfaya. O halde 750 satırı ben kaç sayfaya sığdırırım?
750 bölü 25 dersek 30 sayfaya sığdırabilirim diyeceğim. Peki bu soruyu da yaptık arkadaşlar ve geçelim diğer sorumuza. Beşinci soru diyor ki internet üzerinde yemek satışı yapılan bir sitede sipariş veren kullanıcılar restoranlara servis hızı, sunum hızı ve lezzet kriterlerine göre 1'den 10'a kadar puan vermektedirler. Verilen bu puanlara göre restoranların aldığı puanlar internet sitesinde yayınlanmaktadır. Sitede yayınlanan restoranın puanı servis hızına verilen puanların ortalamasının %30'u, sunuma verilen puanların ortalamasının %25'i ve lezzete verilen puanların ortalamasının %45'i alınıp toparlanarak hesaplanmaktadır. Aşağıda bu sitedeki bir restoranın puanı ve servis hızı ile sunum kriterlerine ait ortalama puanlar verilmiştir. Buna göre bu restoranın ürünlerinin lezzetine verilen puanların ortalaması kaçtır diye bize soruluyor. Peki, 5. soru sanki bir veri analizi sorusu gibi değil mi? Aritmetik ortalama hesaplamamızı istiyor bizden. Bir şeylerin ortalamasını bulmamızı istiyor. Peki, şöyle bulabilir miyim? Bana zaten restoranın puanını vermiş, servis hızını vermiş, sunumunu vermiş. Servis hızı, sunum ve lezzetlerinin belli oranları alınarak toplandığında bana neyi verecekmiş? Restoranın puanı. Ben buradan bunu anlıyorum. Peki ne yapacağız şimdi? 8,7'lik servis hızını verilen puan ortalamasının %30'unu alacağım. Değil mi? O halde restoranın puanını bulabilmek için 8,7'nin %30'unu alacağım. Sonra sunuma verilen puanın yani 9'du. Bunun da %25'ini alacağım. Değil mi arkadaşlar? Ve bir de lezzete verilen puan ki onu bilmiyorum. X diyeceğim. X'in de yüzde ben kaçını alacakmışım? %45'ini alıp topladığımda bunları bana neyi verecek? 9 puanı verecekmiş. Peki o halde ilk önce şunları bir hesaplayalım. 87'nin 8,7 puanın %30'u. O halde şöyle yapabilir miyim? Sıfırlar gitsin. 3 ile çarparsam 3 kere 7, 21'in 1'i elde var 2, 3 kere 8, 24, 26 etti. 26.1 bölü 10. O da 2,61 edecek. Peki şunu hesaplarsak 25'i böldük. Her tarafı 25'e 1 bölü 4. 9'u neye böleceğim? 4'e böleceğim. 2 kere 4, 8. 10'da 4. Şuraya virgül koydum 2 defa çünkü 1'de yoktu. 10'da 2 kere 4 8 demek. 20'de 4 kaç defa? 5 defa 4 kere 5 20. Demek ki 2,25 de buradan gelecek. Buradan da belli bir puan gelecek. Toplamım kaça eşit olmalı? 9 eşit olmalı diyorum. Peki 2,61 ile 2,25'i toplarsam hemen toplayalım şurada. 2,61,2,25. Bakın ondalık sayılar da girdi işin içerisine. 5 1 daha 6, 6 2 daha 8, 4,86 ediyor. Peki ben bunu 9'dan çıkartırsam 9 eksi hatta şöyle 2 0 koyalım. Sona virgülden sonra sona konulan sıfırların bir anlamı yoktu. 4,86'yı çıkartalım diyorum. O zaman şunu bulacağım çünkü. 10'dan 6 çıktı. Kaç kaldı? 4 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. Yani o halde şurası neymiş? 4,14'müş. Ama neyin? X'in %45'i 4,14. O halde X'in 45 bölü 100'ü 4,14 ise ben buradan X'i nasıl bulacağım? 100 ile çarp 45'e böl diyeceğim X'i bulabilmek için değil mi? 100 ile çarparsam 414 45'e de bölmemi istiyor benden. O halde 414'ü şurada bir 45'e bölelim birlikte. 45'te 400. Şimdi 9 defa desem. 5 kere 9 45'in 5'i elde var 4. 4 kere 9 36. 36'ya 4 ekledim 40. Demek ki 405. O halde 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı diyeceğim. 0 0. 9'da yok. Bir virgül koydum. 90'da 45 2 defa 90. O zaman diyorum ki aslında lezzete verilen puanımın ortalaması 9,2'ymiş diyeceğiz. Peki geçtim. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Diyor ki bana
2020-2021. Üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir. Yani 6. sorumuz buymuş. Bir üçgen sorusu değil mi? Üçgenin yardımcı elemanları ve açı kenar ilişkisi sorusuna benziyor. Buradan onu anlıyoruz. Peki devam edelim. Demiş ki üçgende bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına biz kenarortay diyoruz. Kenarortaylar üçgenin içindeki bir noktada kesişirler. Biz buna ne diyoruz? Üçgenin ağırlık merkezi diyoruz. O zaman G üçgenin ağırlık merkezidir aynı zamanda. Peki ve oranlar 1'e 2 oranındaydı değil mi? Hatırlatmak istersek K'ya 2K yani kenara 1, köşeye 2 birim oranımız var diyeceğiz. Ağırlık merkeziydi. Peki aşağıdaki ABC üçgeninde kenarortaylar üçgenin içindeki G noktasında kesişmektedir. Esnemeyen 3 tane özdeş mavi ip üçgenin kenarlarına çakışık olacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan görüntü yukarıdaki gibi oluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi ben biliyorum ki bunlar kenar ortaylar mı? Evet. Şimdi yani AE ve EC eşit uzunlukta. Yani şurası şuraya eş uzunlukta diyebilirim. BF ve FC de birbirlerine eş uzunlukta. AD ile BD de birbirlerine eşit uzunlukta diyebilirim. Bu mavi ip peki aynı boyda özdeş 3 tane aynı mavi ip mi? Evet. Bakın bu mavi iple ben BF'ye koyduğumda BF'den kısa kalmış değil mi? O zaman dersiniz ki BF'nin uzunluğu hatta BC'nin uzunluğuna bile oradan tamamlayabilirsiniz. BC'nin uzunluğu büyükmüş ki bayağı kısa gelmiş. Sonra kimin uzunluğu daha büyük dersiniz? EC'nin uzunluğu yani AC kenarının uzunluğu değil mi? Bakın BC kenarının uzunluğu büyüktür. Neden? AC kenarının uzunluğundan. O da büyüktür. Neden? AB kenarının uzunluğundan. Çünkü aynı mavi ip burada AB'de bayağı uzun kalmış. EC'de orta tam hizasında. BF'de ise kısa kalmış. O zaman diyeceksin ki BC kenarı en uzun kenarım. Sonra AC kenarı uzun kenarım. Sonra da AB kenarı uzun kenarımmış. Ben biliyorum ki büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. O halde A açısı daha büyüktür değil mi? BC kenarının karşısındaki A açısı büyüktür. Neden? MB açısından. Şöyle diyelim MB açısı. MA açısı MB açısından büyüktür. Bu da MC açısından daha büyüktür. O zaman sıralamalardan hangisi doğrudur diyeceğiz. B şıkkı doğrudur diyoruz. Peki 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. 7. soru bir eğim sorusu. Hemen şöyle ortalayalım. Evet. Bir eğim sorusu. Diyor ki bana. Hemen şurayı da silelim. Burada önceki işlemlerden kalan sayılarımız var. Peki. Yedinci soru şuymuş. Bana diyor ki hatta şöyle birazcık neyse ellemeyelim. Küçültebiliriz diyecektim. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Evet bunu biliyoruz. Sonra dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara ben hipotenüs diyorum. Yani B benim buradaki neymiş? Hipotenüsümmüş. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün karesinin uzunluğunun karesine eşittir diye bilgilerimi vermiş. Pisagor bağıntısını vermiş yani bildiğimiz. Peki şekilde ki A ve B tepelerinin en yüksek noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla 1191 ve 591 metreymiş. Tepelerin en yüksek noktalarına zemine dik olacak şekilde özdeş birer tane direk dikilmiştir diyor.
ve bu direkler en üst noktalarından bir kablo yardımıyla birbirlerine bağlanmıştır. Kış aylarında hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kablo gerilmiş ve uzunluğu 1/9'u kadar azalmıştır. Aşağıdaki gibi gergin hale gelen bu kablonun eğimi %75 olmuştur. Buna göre kablonun gerilmeden önceki uzunluğu kaç metredir diye bize soruyor. Peki arkadaşlar, 7. soru ne sorusu? Eğim sorusu değil mi? Bir eğim sorusu. Peki uzunlukları verilen tepeler verilmiş mi bana? Evet, verilmiş. İşte buranın yüksekliği neymiş? 1191 metre. Buranın yüksekliği ise 591 metreymiş. Ve eş yükseklikteki değil mi? En yüksek noktalarına, bu tepelerin en yüksek noktalarına zemine dik olacak şekilde özdeş birer tane direk dikilmiş. O halde direklerin boylarını hesaba katmama gerek var mı? Yok. Sanki işte yüksek tepe ile alçak tepe arasında ip germişim gibi ya da kablo germişim gibi düşünebilirim. Peki, ve kış aylarında da bu gerilme artmış, uzunluğum kısalmış ve aşağıdaki eğim elde edilmiş, o da %75 olmuş. O zaman ben direkt şuradan düşünebilir miyim? Şuradaki üçgenden bulsam. Yani şöyle yapacağız. Silelim şurayı. A tepesinin üstüyle B tepesinin üstlerini düşünüyorum bakın. Şöyle paralel çizdim. Şuradan bir dik attığımda, B tepesinden A tepesine gelecek şekilde bir dik attığımızda, B tepesinin boyu 591'di. A tepesi 1191'di. O zaman 1191'den 591'i çıkartırsam 0, 0, 11'den 5 çıktı 6. Demek ki şuranın uzunluğu, çünkü ben artık direkt boylarına bakmıyorum. Benim ipimin boyu, şunlar birbirine paralel oldukları için AB arasındaki, yani iki tepenin arasındaki uzaklık. Şunlar birbirlerine paralel çünkü. Ve eşit. Peki o halde burası ne kadarmış? 600 metre oldu. Sonra neye bakacağız? Eğimi biliyor muyum? Biliyorum. Bana ne demişti eğim için? %75. Eğim dediğim şey şurası değil midir? Karşı dik kenar bölü yatay uzaklık. Yani dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı. Ben buraya yatay uzunluğa x dersem eğer, 600 bölü x ne yapacakmış? %75. Yani eğimim 75 bölü 100 olacakmış. Buradan sadeleştirirsem, her tarafı 25'e böldüm. 3, 4. Demek ki ben 3'ü 200 ile çarpmışım. 600 bulmuşum. O zaman 400'ü de 200 ile çarparsam ne bulacağım? 800 bulacağım. O halde bu iki tepe arasındaki şu x dediğim mesafe 800 metreymiş. Neyi bulacağım? Şu x kablonun uzunluğunu bulacağım. Peki biliyorum ki Pisagor bağıntısından dik kenarların kareleri toplamı ne eşitti? Hipotenüsün karesine eşit demekti. Şu özel üçgeni hatırlıyorsanız 6, 8, 10 özel üçgenimiz vardı değil mi? 6, 8, 10. O halde 600, 800 x'e de ne diyeceğim? 1000 metre derim. Bu 1000 metre ne? Hava sıcaklığı düştüğünde 1/9 oranında azalmış hali kablomun. O halde kablomun tamamına x dersem, ben x'in ne kadar azalmış? 1/9'unu azaltmışım. Geriye ne kadarlık kablom kalmış? 1000 metrelik kablom kalmış. Payda eşitlersek 9 ile genişletiyoruz. 9x'ten 1x çıktı. Şuraya yazalım hemen. 8x/9. Bu da neye eşitmiş? 1000 metreye eşitmiş diyeceğim. Buradan x'imi bulacağım. Yani kablonun ilk durumdaki gerilmeden önceki uzunluğunu bulacağım. X eşittir, İçler dışlar çarpım yaparsak 9000/8 deriz. Buradan 9000'i 8'e bölersek, hemen şurada pratik bölelim. 9000'i 8'e bölüyorum. 1 kere 8 8, 10'da 8 yine bir defa diyeceğiz. 1 kere 8 8, 20'de 8, 2 kere 8 16, 40'da 8 5 defa, 5 kere 8 40, 0. O zaman demek ki kablomun aslında gerilmeden önceki hali ne kadarmış? 1125 metreymiş diyorum. Peki bu soruyu da geçtim. Bir sonraki soruma bakıyorum. Peki
Dokuzuncu değil, sekizinci sorumuz. Sekizinci soru. Yeni yapılan ve toplam hacmi 8 milyon metreküp olan bir gölette su biriktirmeye başlanmıştır. Biriken su miktarı kontrol odasında şekilde gösterilen eş bölmeli göstergeden takip edilmektedir. Bu gölette yılbaşına kadar 1,2 milyon metreküp su birikmiştir. Yılbaşından 4 ay sonra şekildeki göstergenin oku turuncu bölgeyi gösterdiğine göre bir ayda gölette biriken ortalama su miktarını milyon metreküp cinsinden gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Evet, gördüğünüz üzere 8. soru bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Benim yeni yapılan göletimde toplam hacmim ne kadarmış? 8 milyon metreküp. Yani 8 milyon metreküpü ben şöyle yazabilir miyim? 8 çarpı 10 üzeri 6 metreküp diye yazabilirim. Ve eş bölmeli göstergelerle takip ediliyormuş. O zaman kaç bölmesi var? 1, 2, 3, 4, 5 bölmem var. Bu 5 bölmeye bölersem her bir bölmenin kaç metreküp alabildiğini söyler miyim ben? Söylerim. O zaman bunu 5'e bir bölelim diyorum. Tamam, bölelim. Bir sıfırı yanına koyarsam 80 çarpı 10 üzeri 5 olacak. Bölü 5 dedim, değil mi? 80'i 5'e bölersek ne olacak? 16 çarpı 10 üzeri 5. Bunu da yine bilimsel olarak yazarsak 1,6 çarpı 10 üzeri 6, yani 1,6 milyon metre küp her bireymiş. 1,6 milyon metre küp. Peki, bu da 1 nokta, bu da 1,6, bu da 1,6, bu da 1,6 diyoruz. Her bir bölmem 1,6 milyon metre küp su alıyormuş ya da su gösteriyormuş diyebiliriz. Peki, bu gölette yılbaşına kadar 1,2 milyon metreküp su birikmiş ve 4 ay sonra oku turuncu bölgeyi göstermiş. Turuncu bölgeyi gösteriyorsa arkadaşlar ya buradadır ya buradadır diye sınırlarına bakacağım. Peki, turuncu bölgeyi gösteriyor demiş. Turuncu bölgeyi gösterirse 1,6, 1,6, 1,6 daha. 1,6 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 3, yani 4,8 çarpı 10 üzeri 6 ne birikir? Metreküp su birikir demektir bu. Peki ilk başta, yani yılbaşına kadar ne kadar metreküp su birikmişti? 1,2. O halde 1,2'yi çıkartırsam 3,6 10 üzeri 6 metreküp, milyon metreküp mü? 4 ayda doldurulmuş. Evet. Demek ki 4 ayda biriken 3,6 milyon metreküp. O halde 4'e bölersem 3,6'yı ne diyeceğiz? 0,9 değil mi? 3,6 çarpı 10 üzeri 6'yı ben 4'e bölersem bu 36 çarpı 10 üzeri 5 bölü 4 demektir. 9 çarpı 10 üzeri 5, 0,9 çarpı 10 üzeri 6, yani 0,9 metreküp milyon metreküp su birikmiştir aylık diyebilirim. Peki en yüksek sınırım ne? 0,9 milyon metreküp. O zaman şunlar gitti. Ya B şıkkıdır ya D şıkkıdır diyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Ve en az da şurası mıdır? 1,6, 1,6 daha 3,2 milyon. 3,2 milyon metreküp. Ben bundan zaten 1,2 metreküpünü öncesinde biriktirmiştim. Geriye kaldı 2 milyon metreküp mü? Evet. 4 ayda 2 milyon metreküp topladıysam ben, o zaman bir ayda 0,5 milyon değil mi metreküp biriktirmişimdir her bir ayda. O zaman D şıkkı diyeceğim. Yani 0,5 ile 0,9 metreküp cinsinden ne yapıyoruz? Eşitsizliğimizi söylüyoruz. Demek ki bu aralıkta ben ne biriktirmişim? Su biriktirmişim bir ayda. Peki 9. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar hemen. 9. sorum demiş ki cetvel üretimi yapılırken çeşitli sebeplerden dolayı cetveller hatalı olarak üretilmekte ve bu cetveller aynı uzunluğu farklı değerlerle gösterebilmektedir. Aşağıda hatalı üretilen eş bölmelerden oluşan 20 santimlik mavi ve yeşil renkli cetveller ile doğru üretilen kırmızı renkli cetvel gösterilmiştir. Yukarıda verilen cetvelleri kullanarak
Bir üçgenin kenar uzunluklarını ölçen Doğan, yeşil renkli cetvelle AB kenarının, mavi renkli cetvelle BC kenarının uzunluğunu aşağıdaki gibi ölçüyor. Buna göre AC'nin diyor, kırmızı renkli cetvele göre santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peki, şimdi 8. sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Ama nasıl bir eşitsizlik sorusu? Üçgen eşitsizliği sorusu değil mi arkadaşlar? Yani üçgen çizilip çizilememe kuralları ile alakalı. Üçgen eşitsizliği sorusu. Peki, bakıyorum şimdi. Yeşil 20 gösteriyorken aslında buradan baktığımızda kırmızıda yeşilin uzunluğu 18 santim. Aslında yeşil 18 santime karşılık geliyormuş diyeceğim. Peki kırmızı 20 olduğunda mavi 18'i gösteriyor bakın. Demek ki 20'de ben mavi neyi gösteriyor? 18 santimi gösteriyor değil mi? O halde mavi 20 olduğunda kırmızı kaç santimi gösterir dersek, buradan bir doğru orantı yapalım. X eşittir 20 çarpı 20 bölü 18. 2'ye böldük 9, 2'ye böldük 10. Buradan 200'ü ben 9'a bölersem, hadi bölelim, 2 kere 9 18. Yine 20'de ne diyeceğiz? 2 defa 2 kere 9 18. 22.22 diye gidiyor. Yaklaşık hadi 22.2 diyelim. Demek ki mavi cetvelin boyu da ne kadarmış? Tamam, aslında 22.2 gibi bir şeymiş. Peki AC uzunluğuna ben X dersem, bana diyor ki AC'nin kırmızı renkli cetvele göre santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri. Aslında üçgen çizilebilmesinden bahsediyor. Yani üçgen eşitsizliği neydi? Bir kenarın uzunluğu kendinden farklı, diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük, farkından da büyük olmak zorundaydı. Şimdi toplamından küçük 30, 42.2 santimden küçük olacak aralarındaki fark. 22.2'den ben 18'i çıkartırsam 18.02 kalacak, 4.2. Demek ki 4.2'den de ne olmak zorunda? Büyük bir tam sayı olacak. Peki 4.2'den büyük en küçük tam sayım hangisi? Tabii ki de 5 diyeceğim değil mi arkadaşlar? O halde AC'nin kırmızı cetvelle santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri ne olacak? 5 santim olacak diyoruz. Peki geçelim 10. sorumuza arkadaşlar. 10. soru diyoruz ki eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranıdır. Yine bir eğim sorusu. Zehra öğretmen tasarladığı bir etkinlikte birim kareli zemin üzerinde yukarıda gösterildiği gibi bir dikdörtgen çizmiş ve bu dikdörtgenin uzun kenarları üzerinde köşelerinden itibaren birer birim aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. Bu etkinlikte Zehra öğretmen öğrencilerinden dikdörtgen üzerinde işaretli noktaların ikisinden geçen ve bu dikdörtgeni iki eş çokgensel bölgeye ayıran bir doğru çizmelerini istemektedir. Buna göre çizilen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bize sormuş arkadaşlar. Peki nasıl yapacağız? Şimdi bana birer birim aralıklarla noktaları işaretlemiş ve bu işaretli noktalardan geçecek şekilde bir doğru çizmemizi istiyor ve bu doğrular da bu dikdörtgenimi eş çokgensel bölgelere ayırsın diyor. Peki nasıl ayırırım ben? Nasıl doğru çizerim o zaman? Eş ayıracak şekilde. Bakın demiştik ki tamam şöyle ayırabiliriz değil mi? Tam ortadaki şöyle çizebilirim. Ama ben buradan eğim bulabilir miyim? Yani dik doğrunun eğimi var mıydı? Yoktu değil mi? Peki şöyle de ayırabilirim değil mi arkadaşlar? Hemen silelim. Şöyle de ayırabilirim tam ortadan ikiye. Burada eğim ne oluyordu? X eksinde eğim sıfıra eşitti değil mi? Eğim yok ki diyorduk. Evet sildim. Peki o halde bunları çizemeyeceğim. Yani sıfır da yok burada zaten. Bakıyorum. Bir de nasıl çizebilirim? Köşegen çizebilirim. Eşit hale getirebilmek için değil mi? Baktım köşegenimi çiziyorum. Şunun eğimini bulabilirim. Karşı dikey uzaklık bölü yatay uzaklık diyorduk ya. O zaman şuranın eğimini bulabilirim ben. 1, 2, 3, 4. 4 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bölü 6. Eğimim 4 bölü 6. Yani sadeleştirirsem 2 bölü 3'müş diyeceğim. Demek ki 2 bölü 3 olabiliyormuş. Peki siliyorum tekrar. Başka ne olabilir diye bakacağım. Hemen bakıyorum.
Başka ne olabilir? Şimdi ben yamuk oluşturabilirim değil mi arkadaşlar? Yamuk oluşturacağım. Nasıl yamuk oluşturayım? Hadi şöyle yamuk oluşturmak istiyorum. Şuradan çizersem böyle geçecek şekilde. Bakın. Burası 1 birim, burası 1 birim, burası 1, 2, 3, 4, 5 birim, burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Zaten yüksekliklerim eşit. O zaman bunlar alanlara eş, bölgeye ayrılmış çokgenler mi? Evet. Böyle. O zaman buranın eğimini bulabilirim diyorum, değil mi? Buradan eğimi bulmak istersek şuradan bir dik indirdik. Eğimi bulacağım. Karşı yükseklik 1, 2, 3, 4. 4 bölü yatay uzaklık 1, 2, 3, 4. Demek ki eğimim diyorum. Çok özür. Demek ki eğimim M eşittir 4 bölü 4'ten ne olacak? 1 olacak diyoruz. Peki. O zaman 1 de olabilir. Sildim. Başka ne diyebilirim? 2'ye bu sefer 2 bırakarak yapabilirim, değil mi? Yani şuradan 2 birim, buradan da 2 birim bırakırsam şöyle çizebilirim diyorum. O zaman yine eşit olacak mı? Evet olacak. Bakın buradan 2 birim, buradan da 2 birim bıraktım. Geriye 4 birim, 4 birim kaldı. Yüksekliklerim zaten eşit. O zaman şuranın yüksekliğini bulabilirim diyorum. 1, 2, 3, 4. Eğimim karşı uzaklık. 4 bölü yatay uzaklık ne? 2. 4 bölü 2'den ne buldum? 2 buldum. Demek ki 2 de olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Başka çizemem ki zaten. 3'e 3 desek ne olacak? Tam ortadan 2'ye geliyor. Dediğim gibi buradan eğim zaten olmuyor. O zaman hangisi olamazmış doğrunun eğimi? 4 bölü 3 olamazmış diyoruz. Peki bir sonraki deneme çözümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.